Merhaba arkadaşlar, ben Şule Gökçen Kırbaşlar. Bu videomu ilk defa izliyorsanız eğer gebelik, doğum öncesi, doğum sonrası, emzirme, bebek bakımı ile ilgili videolar çekmeye başladım. Şu an en çok merak edilen bir konuyu kimyasal gebeliği anlatacağım. Kimyasal gebelik ve dış gebelik en çok karıştırılan ve en çok merak edilen bir sorudur. Bu videomda kimyasal gebeliği anlatacağım. Bir sonraki videomda da dış gebeliği anlatacağım. İyi seyirler. İlk olarak nelerden bahsedeceğim? Onlara biraz göz atalım. Şimdi kimyasal gebelik gerçek bir gebelik midir? Düşük anlamına gelir mi? Neden olur? Nasıl anlarız? Kısırlığa sebep olur mu? Arka arkaya kimyasal gebelik düşük sayılır mı? Bunların hepsini, cevaplarını videoda göreceksiniz. Şimdi kimyasal gebelik nedir? Kimyasal gebelik idrar testinde veya kan testinde pozitif olduğu anlaşılan ama belirli bir olgunluğa gelemeyen durumlardır. Gebelikte beta HCG dediğimiz hormon vardı. Bu hormon gebeliğimiz pozitif olduğundan itibaren kanımızda yavaş yavaş yükseliyor. Yükseldiği zaman kan testinde ve idrar testinde pozitiflik veriyor. Şimdi bu pozitiflik biz normal gebeliğimizi sürdürdüğümüzde 2 günde bir 2 katına çıkması bekleniyor. Ama kimyasal gebelikte aynı şekilde yükseliyor yükseliyor, bir noktaya geldiği zaman beta HCG dediğimiz hormon yavaşça düşmeye başlıyor. Şimdi normal gebeliklerde beta HCG dediğimiz hormon devamlı 2 günde bir %50 %100 oranında 2 katına çıkmasını bekliyoruz. Ama kimyasal gebelikte 2 katına çıkmak yerine yavaş yavaş azalıyor ve o ay adet görmüş oluyoruz. Aslında gebelik isteyen her anneye her ay bakılsa bu gebeliklerin %50'si kimyasal gebelik olarak sonuçlanıyor. Bizim buradaki amacımız annelerimiz gebelik testini çok erken yapmış olmasıdır. Eğer annelerimiz gebelik testini çok erken yapmasaydı zaten %50 kadınımızda bu kimyasal gebelik görülecekti. Yani siz test yapmamış olsaydınız kimyasal gebelik olup olmadığını anlamayacaktınız. Annelerimiz daha adet gecikmesi olmadan çok heyecanlandığı için, çok erken test yapmaya başladığı için ve testlerde beta HCG dediğimiz hormon çok çabuk belli olduğu için, bu yüzden yani kimyasal gebelik oluştuğu durumlarda biraz üzüntü verici ve umut kırıcı olabiliyor. Bir de annelerimiz kimyasal gebeliği düşük olarak görüyorlar. Yani onların akıllarında evet bir gebelik oluştu ama gebeliğim sonlandı, adet gördüm, yani ben düşük yapıyorum diye düşünüyorlar. Ama böyle bir durum değildir. Yani normal her ay olduğu gibi bir yumurtalığımız atılır. Yumurtalıkla sperm denk gelirse döllenir. Döllenen sperm yine aynı şekilde rahime gelir. Rahimde tutunarak büyümeye başlar. Şimdi bu büyüme evresinde beta HCG hormonumuz yükselir. Ama dediğim gibi yani annelerimizin çoğunda %50'sinde bu bebek sağlıklı bir bebek olmadığı için rahime tutunamayıp kendini bunu düşük olarak adlandırmıyoruz biz. Vücudumuz sağlıklı olmayan hücreyi daha anne karnındayken dışarı atmaya başladığı için biz buna düşük değil, biyokimyasal gebelik diyoruz. Aslında bu çok güzel bir şeydir. Niye güzel derseniz, aileyi gebeliğin ilerleyen zamanlarında çok daha zor, çok daha üzücü kararlar almaktan kurtarıyor bu durum. Bu yüzden size önerim adetiniz gecikmeden asla gebelik testi yapmamanız. Testleri çok erken yaptığınız için kimyasal gebeliği sadece öğrenmiş oluyorsunuz. Bu yüzden gebelik testi ne zaman yapılır, nasıl yapılır adı altında bir video çektim. Bu videoda da gebelik testimizi ne zaman yapmalıyız, en doğru zaman ne zamandır, nasıl yapılır ve nasıl yorumlanır olan videomu yukarı bırakacağım. Mutlaka ilk önce onu izleyin. Bir daha böyle bir durumda inşallah karşılaşmazsanız, karşılaşmamanız için en doğru zamanda gebelik testi yapmanız için o videoyu mutlaka bir izlemenizi öneriyorum. Yani size biraz önce dediğim gibi gebelik testini mutlaka adetiniz geçtikten sonra yapın. Adetiniz düzensiz ise 35 günde bir veya 1 ay 1,5 ayda bir görüyorsanız 1,5 ayın sonunda yapın. Yani gebelik belirtileriniz başladığı zaman yapmanızı öneririm. Zaten eğer kimyasal gebelik oluşmazsa zaten adet göreceksiniz o ay. Yani her annede kimyasal gebelik oluşabiliyor. Eğer gebelik sağlıklıysa bu gebelik devam ediyor. Sağlıksızsa adet görmeye başlıyorsunuz. Bu yüzden mutlaka geçmesini bekliyoruz. Bir diğer sorumuz da
Kimyasal gebeliği biz nasıl tespit ediyoruz? Kimyasal gebeliği gebelik testi yapmadan tespit etmek zordur. Çok erken dönemde gebelik testi yapıldığı için daha 30-40 civarlarında beta HCG'miz 30-40 civarlarında olduğunda öğrendiğimiz için ultrasonla daha biz bunu tespit edemiyoruz. Yani ultrasonla daha keseyi göremiyoruz. O yüzden biz kan testinden takip ediyoruz. Kan testinde 2 günde bir 2 katına çıkmasını bekliyoruz. Sık aralıklarla kan testi takibi yapıyoruz. Ne zamanki kan testimizde beta HCG hormonumuz yükseliyor. Yavaşça düşmeye başladığı an, evet, biz diyoruz ki bu kimyasal gebeliktir. Yani döllenme oluyor. Rahime döllenmiş yumurta rahime geliyor. Rahime tutunmaya başlıyor. Tutunmaya başladığı zaman hormonumuz yükseliyor. Baktı ki gebelik sağlıklı gitmiyor. Vücudumuz bunu anlıyor. Yani sağlıklı olmadığını anladığı için artık onu vücuttan atmaya çalışıyor. Atmaya çalıştığı için de yavaş yavaş o beta HCG hormonumuzu düşürüyor. Ve döllenmiş o yumurtamız adet kanaması olarak atılıyor. Peki kimyasal gebelik bir sonraki gebeliği etkiler mi? Hayır, bir sonraki gebeliği etkilemez. Videonun en başından beri dediğim gibi zaten gebeliklerin %50'si kimyasal gebelikle sonuçlanıyor. En önemli sorulardan bir tanesi de en çok sorulan, en çok merak edilen arka arkaya görülen kimyasal gebelikler veya bir kere kimyasal gebelik yaşadım bu benim için kısırlığa sebep olur mu sorusu çok kafa karıştırıyor. Kesinlikle kısır değilsiniz anlamına gelir hatta. Neden derseniz ortada döllenmiş bir yumurtanız var. Yani yumurtanız atılıyor, spermle birleşiyor, rahime geliyor, tutunuyor. Sadece kromozom bozukluk olduğu için rahim onu kabul etmiyor, dışarı atıyor. Yani sizin döllenmeniz, yani sağlıklı bir şekilde yumurta sperm döllenmesi gerçekleşiyor. Kısır olma ihtimaliniz yoktur. Kimyasal gebelik bu şekilde. Kısaca özetlemek gerekirse, yani ne oluyor? Biz gebeliğimizi çok erken öğrenmiş oluyoruz. Aslında gebeliklerin %50'si kimyasal gebeliklerle sonuçlanıyor. Kimyasal gebelik neden oluyordu? Tek sebebi kromozom bozukluklardan oluyor. Gebeliğin ileri evresinde öğrenmememiz için daha vücudumuz rahime ilk tutunduğu andan itibaren bir hastalık farklı bir şey hissettiğinde vücudunu uzaklaştırmak istiyor. Bu şekilde kimyasal gebeliği öğrenmiş oluyoruz. Kimyasal gebelik yaşadığınızda kendinizi kesinlikle üzmeyin. Gebelik testini mutlaka doğru zamanlarda yapın ve doktor kontrolünü aksatmayın. Her videolarımda mutlaka göz atarsanız dış gebelik, gebelik testi ne zaman yapılır, gebelik belirtileri ne zaman başlar, bunları da öğrenerek daha bilinçli bir şekilde gebelik testi yapmış olursunuz. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aklınıza takılan bir soru olursa mutlaka yorumlar kısmına yazarsanız cevaplarım. Teşekkür ederim.